Bizim çocukların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu seri çok iyi gidiyor. NBA'de oynayan oyuncularımızı incelediğimiz bir program bu. Ama sanırım bir yanlış anlaşılma var çünkü bir önceki bölümde Berke Büyük Tunçel'in niye oynamadığını bilmiyorum. Bir araştırma yaptım ama bunun hakkında haber göremedim demiştim o dönem. Ve yorumlara biri bir şey doğru yapın sen nasıl habercisin falan tarzı bir şey yazmış. Ben haberci, gazeteci vesaire değilim. Ben sadece bu oyuncuları yakından takip eden, izlediğimi yorumlayan biriyim. Yani benim gidip de UCLA'den falan bilgi alma şansım yok. Lütfen öyle bir yanlış yanlış anlaşılma olmasın. Umarım sizin destekleriniz de olur tabii ileride böyle bir yere geliriz. Bir önceki videoda 500 beğeni istemiştim. 800 küsür bir beğeni gelmiş. Çok teşekkürler onun için. Bu videoyu da beğenelim, yorumlayalım. Bugün konuşacağımız ne yazık ki çok bir şey yok. NBA'de Alperen'in çok az maç yaptığı bir hafta oldu. Diğer oyuncularımız hakkında da konuşacağım tabii ama çok konuşacak bir şey çıkmadı. Ama NBA'de olmayan oyuncular hakkında konuşabileceğiz. Şimdi videoya geçelim hemen. Her zaman gibi daha NBA'den önce UCLA tayfayla başlayalım. UCLA tayfa yani Adem Buna ve Berke Büyük Tuncel geçen bölümden bu yana iki maç daha yaptı. Berke Büyük 2 e iki maçta da oynamadı ama hem yorumlarda biriniz bana söylemiş hem de sonra Twitter'da bir tane kolej habercisinin tweetini gördüm. Berke Büyük Tuncel'e hala izin çıkmamış NCAA'den. Yakın zamanda çıkması bekleniyor. Yani Berke Büyük Tuncel'i e önümüzdeki bölümlerde uzun uzun konuşabileceğiz. Ki bence Türklerden en potansiyelli gördüklerimden biri o. Ama şimdi bu bölümde yine Adem Bona'ya uzun uzun konuşacağız. Adem Bona iki tane maç yaptı dediğim gibi. Bu iki maç birinde çok kötü oynadı. 7'de 1 ile sadece 6 sayı attı bu maçta ama bir önceki videodan dediğim gibi Adem Bona'nın aslında farklı bir özelliği var. Kötü bir faal atıcı değil. Aslında stili çok kötü durmasına rağmen yine bu maçta mesela 6 sayı attığı 7'de 1 ile oynadığı bu maçta aslında Adem Bona'nın kötü geçirdiği bir günde yine 4'te 4 faalini attı. Ama bir sonraki maç tamam kötü maç herkesin başına gelebilir. Özellikle kolej seviyesinde bu oyuncular için gelebilir. Ama bunu toparlanmak bunu üzerinden çabuk atmak lazım. Adem Bona da bunu yapıyor ve bir sonraki maçta 12'de 9'da 20 sayı 11 riban ve bunlardan daha önemlisi 3 blok 3 top çalma yapıyor. Şimdi bir önceki videolarda da ben Adem'in ne kadar iyi bir savunmacı olduğundan bahsettim. Adem'i de biraz izleyince aslında NBA'den bir oyuncuya benzetmem gerekirse Ben Adebayo tarzı bir oyuncu olacak gibi duruyor Adem ona. Yani bu sene artık çıkış yapması gereken bir seneydi çünkü NBA'ye gidecek. Artık çok genç bir uzun değil Adem ona. Kolejde daha fazla kalmaması gereken NBA'ye gitme çağı gelen bir oyuncu ve iyi bir sezon başlangıcı. O bir tane 6 sayılık maçı kenara bırakırsak iyi bir sezon başlangıcı yapmış olması Adem Bono adına büyük bir artı ve dediğim gibi NBA'de bir rolü olursa NBA'de tutunacaksa bu tamamen savunması sayesinde olacak ve Madebayo tabi lige girdikten sonra hücumunu da çok geliştirdi hala bazen istikrarsız olup koptan kaçtığı maçlar olmasına rağmen Bemadebayo kötü bir hücumcu diyemezsiniz Bemadebayo Adem Bona'dan farklı yapan Bemadebayo biraz daha pasör ve hücumu şekillendiren, detaylandıran bir oyuncu Adem Bona bu kadar bir hücum silahı değil ama savunmadaki böyle kısaların karşısında da az da olsa kalabilmesi çok görünülüyor Adem Bona'yı Bemadebayo'ya benzetmem sağladı çünkü Bemadebayo'nun en önemli özelliklerinden biri yani neredeyse 5 pozisyonda kusursuza yakın savunabilmesi tabi Adem Bona bunu yapamıyor henüz ama bunu yapabilecek kapasiteye sahip normal uzunların kısalar karşısında çok rahat kalabildiğini görmeyiz. Ama Adem Bona daha kısa oyunculara karşı çok da kötü gözükme dediğim şimdi. Bir uzun için bu çok önemli bence genç yaşında. İleride de tabii kendine katacaktır bu konu hakkında. UCLA tayfaya böyle bir nokta koyalım. Cilge geçiş yapalım. Bugüne kadar Onur Alp bitimi hiç konuşmadık. Yani maçları üzerinden değerlendiremedik. Hep C başlayacak falan dedim. Hatta son bölümü attığım günün akşamında G'lik maçı vardı Onur Alp Bitim'in ilk maçı. Onur Alp Bitim'i 3 maçta izledik. Bu 3 maçın ikisini kazandılar. Bu 3 maçta da ilginç bir şekilde tam 14 sayı attı Onur Alp Bitim. Sayılarına baktığınızda aslında çok da kötü gözükmeyecektir muhtemelen yüzdeleri hariç. 27 dakikada 14 sayı 2.7 riba, 2.7 azist yapıyor. Aslında çok kötü gözükmüyor ama %37 sağ içi, %31 uçuk, Bu biraz kötü gözüküyor. Ama ben göz testine dayanarak biraz konuşacağım. Çünkü bazen sayılar her şeyi göstermez. Onur Alp Bitim'in çok parlak bir başlangıç yaptığını söyleyemeyeceğim ne yazık ki. Onur Alp bitimden daha fazlasını bekliyoruz. Evet daha iyi olması gerekiyor. Daha iyi olacaktır da ama G-League kariyerine başlarken çok iyi sinyaller vermedi. Şimdi detaylandırmak gerekirse neden iyi sinyaller almadım bunu açıklamam gerekirse Onur Alp bitimin Windy Stables'da yani Chicago Bulls'un G-League takımında özgürlüğü çok fazla. En çok süre alan oyunculardan biri ve top yönlendirmesi beklenen oyunculardan biri. İşte birinci olarak Chris Clemens'dan dönüyor top ama diğer anlarda Onur Alp de bu konu hakkında özgürlüğü çok fazla. Şu tatlı özgürlüğü var, topu yere vurma özgürlüğü var, hata yapma özgürlüğü var. Bu oyuncunun gelişiminde çok önemli bir şey. Hata yapacak tabii ki. Sonra bu hatalara çözüm üretmeyi öğrenecek. Sonra bu hataları azaltmayı öğrenecek. Oyuncu gelişiminde bunlar çok önemli ve bu özgürlüğünün olması çok iyi bir şey. Mesela Furkan Korkmaz konuştuğumuzda bundan bahsediyoruz. Furkan Korkmaz'ın bir rolü var. Bir köşeden bir köşeye gidip geliyor ve bu aslında Furkan Korkmaz'ın gelişimini kısıtlayan bir şey oldu NBA kariyerinde. Çünkü hata yapma özgürlüğü olmadı. Ondan beklenen bir şey oldu. Furkan Korkmaz bunu yaptı ya da yapan Dediğim gibi Onur Alp bitimin böyle bir özgürlüğün olması çok iyi. Ama benim için arıza şeylerden biri. 2.7 asisti var. 3 top kaybı var. Çok top kaybı yapıyor. Bu top kaybının sebebi G League'de olsa yine yüksek bir tempo ve aslında çok atlet oyuncuların olduğu bir lige gitti. Oraların temposuna ve atletizmine alışması lazım. Alışabilecek de bir oyuncu. Onu rahat yapması gereken aslında biraz daha savunmaya odaklı olmak. Savunmada çok kendini oraya verdiğini görmedim. Genelde hücuma kendini verdiğini gördüm ve hücumda da dediğim gibi top yönlendiriyor. Bu kadar top yönlendiren bir oyuncunun aslında 2.7 asiste kalması da çok az. Yani 2 asist yapıyorken 3 top kaybı yapamazsın. Çok kötü bir şey bu. Ve bu top kayıplarının büyük bir kısmı da aslında üzerine gelen baskıdan dolayı baskı yediğinde doğru karar veremeyen bir Onur Alp bitim gördük. bunlar düzeltecekleri daha yeni başlıyor sezon. Daha çok erken. Buralara alışacaktır. Bu bölüm için söyleyeceklerim bu kadar Onur Alp bitim için. Bu bölüm için çok olumlu konuşamadık. Ama önümüzdeki bölümlerde daha olumlu konuşacağız mutlaka. Diyelim ve artık NBA'ye geçelim. NBA'de konuşacak çok şeyimiz yok demiştim. Şimdi iki tane oyuncuyu aradan bu sefer aynı anda çıkaracağım. Furkan Korkmaz ve Ömer Faruk Yurtseven. Çünkü bu iki Sabonis de süre almadı. Yani ne yazık ki bundan önceki maçlarda hep şeyden bahsediyordum işte ee, 7 dakika süre aldı 2'de 2 ile 3 sayı attı 5 sayı attı 7 sayı attı 9 sayı attı ama şimdi ne yazık ki öyle bir durum yok. Furkan Korkmaz e, hep böyle maçın sonlarında 3 dakika 5 dakika falan süre aldı. Ve bu haftayı sayısız geçirdi. Sıfır sayı attı. O yüzden böyle hakkında verebileceğim bir istatistik de yok. Konuşabileceğim bir şey de yok. Furkan Korkmaz'ın acilen gitmesi gerekiyor oradan. Ya, özellikle James Harden'ın da gittiği senaryoda Furkan Korkmaz hala nasıl süre almaz. Hiç süre almıyor. Ya, şöyle de bir şey var. Şimdi Furkan Korkmaz hakkında şunu da hep söylemek istiyorum. Mesela Furkan Korkmaz'ın almadığı süreyi Jaden Springer alıyor. Kim Jaden Springer? Aslında Furkan Korkmaz'ın hücum konusunda çeyrek yeteneğine sahip bir oyuncu ne yazık ki Furkan Korkmaz ondan 4 kat 5 kat daha iyi oyuncu hücum kısmında ama Jaden Springer'ın yapabildiği bir şey var ve bunun sayesinde NBA'de süre alabiliyor ne bu savunma Furkan Korkmaz'ın en büyük eksiği ne savunma yani NBA'de aslında bir roster spot yani kadroda rotasyonda kendine yer bulabilmek istiyorsan savunma yapman gerekiyor birinci şartımız bu özellikle kanat oyuncuları için bu çok önemli savunma yapman gerekiyor. Yani Jaden Springer topu yere vuramayan, çembere top atamayan bir adam. Yeteneksizin önde gidene ama neyi çok iyi yapıyor? Topa baskı yapıyor. Her topa atlıyor. Aralara giriyor. Uzunla ters kalınca önden alıyor. Aldırmıyor. Kısa boyuna rağmen. Furkan Korkmaz bu yüzden ne yazık ki çok başarılı bir oyuncu olamadı. Philadelphia'da kendine yer bulamadı. Çünkü savunma konusundan çok iyi bir oyuncu değil. Yani oyuncu kartında o özelliği yok. Yapacak bir durum yok buna. Yani Furkan Korkmaz'ın ne yapması lazım? Kendi yeteneklerini daha uyabilecek bir takıma gitmesi lazım. Bakalım umarım bu sezon Furkan Korkmaz'ın takasını da konuşuruz burada. Ömer Faruk Yurtseven'e de gelecek olursak da o da süre almıyor. O yani geçen bölüm onun hakkında dediklerime devreye devam edeceğim. Bizim Ömer Faruk Yurtseven hakkında sabırlı bir şekilde ona gelecek fırsatı beklememiz gerekiyor. Ona bir fırsat gelecek bu sezon. Mutlaka gelecek. Gelmeme ihtimal yok. Ama ona gelecek fırsatı bekleyeceğiz bizde. Yapacak bir şey yok. Bu haftayı o da sayısız geçirdi. Hatta bu hafta sadece 1 dakika süre alabildi. O yüzden e, Ömer Faruk hakkında çok konuşamayacağım bu hafta. Bir sonraki hafta daha iyi bir hafta olacağına eminim onun için. Ve bir sonraki oyuncumuza geçiyoruz artık. Negatif konuşacağım bir oyuncu daha. Onunla alakalı değil ama. Cedi Osman. Ben Cedi Osman'ın San Antonio'ya iyi oturduğundan bahsetmiştim önceki bölümlerde. Aslında orada iyi bir rol oyuncusu olmuştu ve bu rolünde gayet iyi uyguluyordu. Kenardan gelen böyle bir abi katkısı. Abi de denmezdi. Cedi Osman hani yaşlı bir oyuncu değil ama ama San Antonio kadrosu o kadar genç ki oraya bir tecrübe getiriyordu açıkçası. Cedi Osman'ın yaptıklarını çok beğeniyordum. Rolünü çok beğeniyordum ama nedense geçen hafta da hafif düşmeye başlamıştı ve bunu söylemiştim sinyallerinin verdiğini. Cedi Osman'ın rolü gittikçe azalıyor. Yine 15-20 dakikalar alıyor. Hani Dakika konusunda bir sıkıntımız yok. Sahaya çıkıyor ama sahadaki rolü azalıyor. Şimdi orada Keldon Johnson sakat, Trey Jones sakat top yönlendirici çok fazla oyuncu yok ve sen bunu Cedi Osman'dan bekliyorsun doğal olarak. Yani ben Cedi Osman sahadayken topu ona emanet etmenin kötü bir fikir olacağını düşünmüyorum. Özellikle bu adamlar da kadroda yokken. Ama Cedi Osman'ın şut sayıları düştü. Daha az top kullanıyor. Daha az top yönlendiriyor. Videonun daha öncelerinde de dediğim gibi. Yani rolü sanki bir köşeden diğer köşeye gitmek gibi oldu. San Antonio çok karışık bir sezon geçiriyor. Yani birden gidip Oklahoma City'den 35 sayı fark yiyebiliyorlar. Cedi'nin hala orada bir rol olması tabii ki çok güzel. Ama umarım rolü daha da artar ve artmalı da. Yani Cedi Osman'ın aslında yine kötü şut attığı bir hafta geçirmedik. Üçlük konusunda ben hep Cedi Osman'ın üçlüğüne dikkat çekiyorum burada. Ve son videodan bu yana aslında 7'de 3 üçlük attı. Hiç kötü bir yüzde değil. Yani bunu koruduğu sürece tabii ki rolü olmaya devam edecektir. Hep bundan bahsediyorum. Çünkü o şutu istikrarlı sokabilecek Doug McDermott dışında bir adam da yok e, San Bakalım Cedi Osman için bu hafta rolünü düşüşte gördüğüm bir oyuncuydu. Çok negatif konuştuk. Artık biraz pozitife geçelim. NBA'deki yıldızımıza geçelim. Alperen Şengün. Alperen hakkında çok büyük konuşacağım. Hazır olun. Şimdi Houston 6 maçlık bir galibiyet serisinde. Ve bunun en önemli payını Alperen'e vermek lazım. İnanılmaz oynuyor. Takımın en iyi oyuncusu şüphesiz takımını sürüklüyor. Her maç katkı veriyor. Çok istikrarlı. Houston böyle gitmeye devam ederse mutlaka bir 2 All-Star çıkaracaktır. Ve Alperen Şengün'ün All-Star olma ihtimali hiç de düşük değil. Houston böyle gitmeye devam ederse özellikle Türkiye'den de gelecek oylar çok değerli orada. Alperen Şengün kampanyasını buradan başlatacağız. Alperen'i All-Star'a sokalım bu sezon. Şimdi aslında çok az maç yaptığı bir haftaydı. Son videodan bu yana Alperen Şengül sadece iki maç yaptı. Keşke daha fazla görebilseydik. Çünkü gerçekten tadı damağımızda kaldı. Öyle iki maç oynadı ki. Önce New Orleans Pelicans galibiyetinde 15'te 11 ile 24 sayı 8 rebound 3 asist yaptı. Yetmiyormuş gibi bir sonraki maç ve haftanın maçı. Haftanın performans köşemizde Alperen'in Denver Nuggets'a karşı maçını konuşacağız. Alperen Nikola Jokic eşleşmesi ne zaman olursa izlenecek bir eşleşme. Bunu gördük. Alperen belli ki sezon başlıyor. Sezon başlıyor. Takvim belli oluyor. Alperen fix duruyor. Elini alıyor. Kağıt kalem alıyor eline. Nikola Jokic eşleşmesini yuvarlak içine alıyor. Ve bu çok belli çünkü Alperen ne zaman Jokic'e karşı oynasa çok iyi bir performans sergiliyor. Bu maçta da yine 23 sayı 8 rebound 5 asist yaptı. Bundan daha değerlisi aslında Jokic'i kağıt üzerine baktığınızda 36-21-11 gibi bir şey yapmış olması lazım. Hatta maçtan sonra Fred Van de şaka yaparak gülerek aslında diyor ki Alperen'in savunmada büyük bir rolü vardı. iyi oynadı. Yok içi sadece 36 sayı 21 riband 11 asiste tuttu gibi bir şey diyor. Takılıyor ama iki haftalarına baktığında yok hiç inanılmaz oynamış. Alperen savunamamış diyebilirsin. Ama o maçı izlediyseniz eğer Alperen aslında yok hiç karşısında hiç kötü bir iş yapmadı. Gayet iyi iş çıkardı. Yani ben Alperen'in savunma özelliğinin çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Özellikle playoff'ta eğer sahada görürsek Alperen'i savunmada bir saldırı noktası yaratacağını düşünüyorum ama Alperen kafasını verdiğinde aslında istediğinde yok hiç maçına yok hiç'e karşı isteyerek çıktığını çok biliyoruz. Çünkü kıyafetler aslamalar hep Alperen Bey bir yok iç üzerinden oluyor. Ve kendini oraya kanalize ettiğinde aslında yok karşı iyi bir iş çıkarıyor olması. Yok şu an NBA'nin en iyi oyuncusu ve ona karşı iyi bir iş çıkarıyor olması çok değerli bizim için. Tabi 82 maçın 82'sinde de bu savunma konsantrasyonunu göstermeyecektir. Daha normal bir şey olamaz bundan. Ama dediğim gibi bu maçlarda hele ki şunu izlemek aslında çok keyifli. Alperen Şengün'ün orta mesafeden yok için karşısını böyle tek ayak geriye çekilerek şut atması. Tek ayak atması aslında hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü hani Dirk tek ayağı gibi değil. Dirk Nowitzki tek ayak şut atarken mesafe açıyordu ve aslında savunmacısının ona yaklaşamamasını sağlıyordu. Alperen Şengün böyle hani makarasına tek ayak atıyormuş gibi. Olduğu yerde düz şutu bile tek ayak atıyor. Farklı duruyor, güzel duruyor. Yok için de böyle farklı şutları vardır ve Alper'in yok iç karşısında böyle görmek aslında gurur verici. Ben Alperen'in ostar olabileceğine inanıyorum. Houston eğer iyi gidişatına devam ederse olumlu bir şekilde noktalamış olalım videoyu. Böyle bir yıldızımızın olması çok iyi ve siz de her hafta maçları izleyemiyorsanız ve Türk oyuncularımızın ne yaptığını merak ediyorsanız bu 10-15 dakikalık her cuma olan videoma gelip bunlardan geri kalmayabilirsiniz. Bu serinin devam etmesi için de yap yapmanız gereken tek şey aslında beğenip yorum atmak. Abone değilseniz tabii ki abone olmak, çevremize abone etmek. Büyümekte olan bir kanalız ve gayet de iyi gidiyoruz aslında bu konuda. Umarım daha iyi işler yapabiliriz. Türk oyuncularımız, milli oyuncularımız umarım daha iyi yerlere gelir ve biz de sürekli konuşuruz bunları. Bizim çocukların sonuna geldik. Bir sonraki cuma görüşmek üzere. Takipte kalın.